Evet, Futbol Anadolu'da yeniden sizlerle birlikteyiz sevgili seyirciler. Bugün konumuz Serkan Yetişmişoğlu olacak, köşe yazarı. Bursa basının önde gelen isimlerinden Serkan Yetişmişoğlu ile Süper Ligi, 1. Ligi ve pek tabii ki Bursaspor'u konuşacağız. Öncelikle YouTube Futbol Anadolu kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu hatırlatmayı yapalım. Önemli yarışmalar, forma çekilişleri ve programlarımızın tamamını kanalımızdan takip edebileceksiniz. Serkan abinin yayına bağlanmasını bekliyorum şu anda. Abi hoş geldin. Merhaba kardeşim, hoş bulduk. Nasılsın? Sağ olun, siz nasılsınız? Çok şükür. Karlı bir Bursa gününden izleyenlere, herkese iyi akşamlar diliyorum. Burada da az önce başladı hocam. İnşallah bakalım sonu nereye gidecek. Eyvallah, hayırlısı olsun diyelim. Tabii kar, kış lazım. Önümüz yaz ve su gerekecek. Bu açıdan gerçekten kar berekettir, yağmur berekettir diyelim. Evet. Öncelikle Futbol Anadolu ekibi adına ben yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim kardeşim. Seyircilerimize tekrar hatırlatmakta fayda var. Serkan Yetişmişoğlu, Bursa basının önde gelen isimlerinden. Bugün Süper Lig ve 1. Ligi ve pek tabii ki daha ağırlıklı olarak Bursaspor'u konuşacağız. Öncelikle istersen Süper Lig'i konuşalım, bitirelim. Sonra 1. Lig'de Bursaspor'a daha detaylı girelim onu. Tabii olabilir. Süper Lig'de şampiyonluk yarışını nasıl görüyorsun? Üç büyükler şu anda 2-3 sırada yer alıyor. Tabii şimdi biz Bursa'da üç büyükler kelimesini kullanmıyoruz. Baştan öyle başlayayım. Yanlış anlama lütfen. Çünkü Bursaspor 5. şampiyon biliyorsun. 5 şampiyondan biri. Şampiyonlar Ligi oynamış bir takım. Tabii şampiyon olduktan sonra da maalesef düşen ilk takım olarak da tersten tarihe geçtik. O da farkındayız. Geçtik diyorum, ben Bursaspor Kongre üyesiyim, onu da söyleyeyim. Biliyorum. Meslekte 34 sene geride kaldı. Ama bir taraftan da 1975'lerden beri babamın beni elinden tutup götürmesiyle rahmetli Atatürk Stadı'nda diyeceğim artık oraya. Orası da kalmadı biliyorsun. Evet. Atatürk Stadı'nda biz Bursaspor sevdasıyla tanıştık. O zamandan bu yana Sedat abilerin aldığı Türkiye Kupası Sedat Üç'ün kaldırdı. 86 Türkiye Kupası'nda stattaydım. 95 Inter Toto. Zaten 87'de gazeteciye başladığım için sadece köşe başlarını söylüyorum. O Inter Toto maçlarında Mussolini'nin yürüyüş yaptığı maçlarda oradaydık. Yine 2004'te düştüğümüzde üzüntü yaşadık yine gazeteci olarak. 2006'da tekrar döndük. 2010'da şampiyonluk geldi ki yeşil beyaz devrim diyoruz biz ona, 16 Mayıs'ta 2010'da. Sonra Şampiyonlar Ligi'nde bütün maçlara Valencia, Manchester United ve Glasgow Rangers maçlarında bizzat, o zaman Olay Medya'da spor müdürüydüm, gitmiş bir gazeteci olarak benim için çok ayrı yeri var Şampiyonlar Ligi müziğini, hem Bursa Atatürk Stadı'nda hem de Avrupa'nın o üç önemli stadında dinlemek, o maçları orada takip etmek mesleki kariyerim adına bana da ayrıca bir onur ve gurur verdi. Tabii Süper Lig deyince bu sene Süper Lig pandemiden dolayı açıkçası enteresan bir hal aldı. Herkesin herkesi yenebildiği, ki keşke böyle olsa. Çünkü sen de takdir edersin ki kardeş, Avrupa'da özellikle İngiltere Premier Lig olduktan sonra herkesin herkesi yenebildiği bir lig. Yani İspanya'yı ayrı tutuyorum. Zaman zaman İtalya ve Almanya'da da bunu görüyoruz ama neden? Çünkü orada her şehrin insanı kendi takımını tutuyor. Ya da her ilçenin insanı. Liverpool'da fazla Manchester'lıya rastlayamazsınız yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Sesim geliyor değil mi? Geliyor, geliyor, dinliyorum. Tamam. Yani bakıldığında Bursaspor ya da başka bir takımla mesela bir ortama girdiğinde sana şöyle sorular sorulmuş olabilir. Hangi takımı tutuyorsun? Atıyorum. Ankara güçlüsün. Ya da Göztepe'lisin. Sana soruyorlar. Onu anladık da öteki takımın hangisi? Böyle bir soru olur mu ya? Yani bir yürekte iki sevda olur mu? Bir kalpte iki sevgili olur mu? Yani ya birini seversin ya sevmezsin yani. İki sevgiliyi birden idare edenlerin ikincisini sevdiğine inanmıyorum ben yani. Yani insan hayatından örnek vermek gerekirse. Bu bir yürekte iki sevda olmayacağına göre ucundan kıyısından tutanlara bir şey demiyorum. Çünkü hangi takım tutuyorsun diyorsun adama, Galatasaray diyor. Say takım diyorsun, sayamıyor. O işte laf olsun diye takım tutuyor. Öyle Aynen. insanlar dolu ortalıkta. Ama bizim hem meslek icabı, ya da ben bir test yapıyorum mesela çocuklarımla ilgili.
İşte benim ikizlerim var mesela. Ellerinizden öperler. 6. sınıfa gidiyorlar. Diyorum ne zaman doğdu senin çocuklar falan diye sorulduğunda, bizimkiler şampiyonluk senesi doğdu diyorum. O karşı taraftaki arkadaş Bursa sporlu mu değil mi, oradan anlıyorum onu. Çünkü şampiyonluk senesinin hangi sene olduğunu bilmiyorsa bizim çocukların yaşını da bilemez yani. 2010 evet. yılında doğdular, 4 aylıktılar. Şampiyonluk geldi, uğurlu geldiler falan diye sonradan atıyorum. Baktım ki Bursa sporla alakası yok. O mevzuyu spor tarafına taşımıyorum. Öyle de bir test esprim var benim. Süper Lig'le ilgili sen sor, ben cevap vereyim. Çünkü yani ligin bu sene dediğim gibi pandemiden dolayı da bir ara çok vardı biliyorsun. Her takımda 5-6 oyuncu birden virüs nedeniyle şimdi 1'e, 2'ye ya da 0'a düştü ama çok şükür biraz daha takımlar derli toplu. Bu aralar belki oyuncular bilinçlendi ama pandeminin çok hızlı olduğu dönemde takımların dengesi bozuldu. Açıkçası kimyası da bozuldu. Bu da lige yansıyor tabii. Bir de 21 takım bence tat vermiyor. Yani pazar akşamı lig haftası bitiyor ya da pazartesi salı günü öteki hafta başlıyor falan. Böyle bir acayip iç içe karıştı. Evet. Gazeteler bile şaşırdılar. Sürekli sayfa yapıyorlar. Sürekli maç yazıyorlar. Sürekli köşe yazıları. Yani değerlendirme panoramalar bile yapılamaz oldu. Çünkü adam salı günü panoramayı koyacak. Salı günü maç var falan. Acayip bir şey. Haftanın karması falan bile zevkle okuyup şöyle bir sindiremiyorsun. Çok yani koş 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 her gün maç. Güzel tabii, pandemide evde oturanlar için güzel ama bir taraftan sonra da sıkabiliyor diye düşünüyorum. Sonuçta 42 hafta, insanlar şaşırıyorlar. 21 takımlı lig 21 hafta sürer ilk yarı. Çünkü kendisiyle oynayamayacağı için bir hafta bay geçmek zorunda. Herkes 40 hafta zannediyor ligi ama 42 hafta lig. Onu da buradan bir kez daha hatırlatalım. Aynen öyle. Şampiyonluk yarışını nasıl değerlendiriyorsun abi? Bu seneyi pek kim göstersen bunu. Valla açık söyleyeyim. Yani bu söylediğimi lütfen yanlış anlama. Yani ipi göğüsleyeni şahsım adına pek merak etmiyorum. Yani Süper Lig'i takip etmiyorum. Sen ediyorum tabii. Evimde Lig TV var. Ben de eski bir Lig TV yorumcusu olarak. Birincilikten fırsat buldukça, hatta yan göze de bakıyorum televizyonda son dakika kırmızı alt yazarı geçince. O yüzden ara sıra oraya bakıyorum. Yan gözde de olsa ya da birincilik maçlarıyla çakışmayan maçları seyretmeye çalışıyorum. Futbol da bizim hayatımız ama yani şu anda zaten İstanbul'un istediği de 3 İstanbul takımının alt alta sıralanması. Arkadan da Trabzon gelirse reytingler açısından oh oh ne güzel iyi olur falan şeklinde bir durum var. Futbol Anadolu değil mi bizim sistemimizin adı? Orada evet. Konuşuyoruz. Yani Anadolu'nun buradan bizi izleyen Anadolu'daki kardeşlerimize söyleyelim. Hiçbir zaman ezik olmaması gerekiyor. Bir kere şuna tepki vermemiz lazım. Eğer İstanbul televizyonları yaygın medya diyorlar ama ben ona ulusal medya demiyorum. Yaygın medya diyorum. İstanbul televizyonları, yaygın medya, gazeteler özneyi hep İstanbul'dan yana koydukları sürece buna Anadolu medyasının ve Anadolu takımlarını tutan taraftarların tepki vermesi lazım. Şimdi özne derken Fenerbahçe neden yenildi? Atıyorum Fenerbahçe ne diyelim, Antalya Spor'a neden yenildi? Attım şu an. Niye Antalya Spor yenmiyor da Fenerbahçe yeniliyor? Niye? Şampiyonluğun günün ertesi günü Fenerbahçe stadı yandı diye haberler daha evet. Ön plana çıktı. Beni yak, kendini yak, herkesi yak diye fanatiğin manşeti vardı. Bursa Spor şampiyon diye alttan 9 sütun deriz biz ona. Gazetenin evet. Sütunu 9 sütuna 10 santim Bursa Spor şampiyon oldu diye en altta böyle bir kuşak vardı. Yani ben de tabii sürekli basın kartı sahibi ve 20 sene sayfa yapmış bir gazeteci olarak mizampajdan anlarım. Orada da çok mütevazı olamayacağım. Yani onların derdi Fenerbahçe niye şampiyonluğu kaçırdı? Koysan oraya bir timsah yürüyüşünü, Fenerbahçeliler sahanın ortasında timsah yürüyüşü yaptı yanlış anonstan. Sonra hani başkanlarının kovaladığı anonsçu var ya, koysun evet. Oraya bir tane güzel bir timsah yürüyüşü. Gerçi bir sene sonra o yaz Vederson'u aldık timsah yürüyüşünü. Daha sonra Vederson Bursa Spor'da da yaptı ama yapacak Vederson şampiyonluğu kaçırdığında oradaydı. Şaka bir yana yani herkes kendi tarafından bakıyor olaya. Rating ve tiraj olarak baktığı için öznede İstanbul şimdi oluyor televizyonlara. Abi işte ben atıyorum Erzurum'dan Fenerbahçeli Ahmet.
Erzurum'dan soran kişi Erzurumspor'u sorduğu zaman, anlatabiliyor muyum? Evet. Rize'deki kişi İstanbul takımından değil, Rize'yi sorduğu zaman, İzmir, Antalya, Adana, aklınıza neresi geliyorsa, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, ki Bursa, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya gibi kentler daha moda deyimle kompakt, daha homojen, daha çok kendi takımlarını tutan bir kenttir. Ama şimdi Bursa 4 milyona yaklaştı sevgili kardeşim. 4 milyonluk bir şehirde %100'ünün Bursa Spor'u tutmasını bekleyemezsin. Niye? Çünkü göç alan, memuru olan, işçisi olan, doğudan, Balkanlardan ve Güneydoğu'dan çok göç alan, Karadeniz'den, Erzurum'dan, Artvin'den çok göç alan bir kent Bursa. Hal böyle olunca Bursa'da bugün ben sana söyleyeyim, kemiksiz 1,5 milyon Bursa sporlu vardır. Ama bu işte yaşlanmıştır amcam, maça gidemiyordur, çocukları gidiyordur, o evden takip ediyordur ki Allah'tan hani TRT vermeye başladı maçları. Bursa Spor evet. Türkiye'nin takımı oldu çünkü insanlar görmediği bir şeye inanamıyorlar. Sen şu anda mesela Topaş, Ali Apetkin basketbol maçı oynanıyor. Kim biliyor? TVBoom varsa izliyorsun. TRT'de haftada 2 maç veriyor. Basketboldan örnek vermek gerekirse. Şimdi domestik, içe kapalı, şifreli yayınlar, buna Lig TV, D-Smart TV, bu hepsi dahil. Onun müşterisi kadar rağbet görüyor. Artık kahveler kapalı, toplu yerler kapalı, çay bahçeleri kapalı. Zaten buralarda seyretme şansın yok. Düşünsene, kahveler kapalı, yani Lig TV'si olan kahvelerden bahsediyorum eski adıyla, B-Sports. Dijitürk, adam evinde mesela sen bir takımı tutuyorsun ve o takım sadece Dijitürk'te. Ve eskiden kahvede şurada burada seyrediyordun, kıraathanede seyrediyordun, çay bahçesinde seyrediyordun. Her yer kapalı ve o takımı, kendi maçını seyredemiyorsun, evinde receiver da yok. Düşünsene Halit'i, Rüyen'i, receiver alacak paran da yok. Olabilir yani, gayet doğal. Şimdi 120-140 falan ödemelerinden bahsediliyor aylık. İnsanlar zaten doğalgazı, elektriği, suyu öderken zorunlu. Bir de receiver'a o kadar parayı nasıl verecek? Yalnız itiraz et yani. Yok, kesinlikle katılıyorum. Yani o yüzden bu Bursa Spor'un ve 1. Lig'in TRT'den bu sene verilmesi çok müthiş etkili oldu. Gerçi biz timsah saati yapıyorduk. Dijitürk'ten verirken insanlara Facebook'tan, bursadabugün.com'da güzel dakika skor canlı olarak 90 dakika hem anlatıp hem yorumluyorduk. Sonra da yazımızı yapıp şirketten çıkıyorduk. Ama şimdi Sürütüyor'da yapıyorduk yani yayını. Açık kanal olunca o timsah saatimiz sona ermek durumunda kaldı. Çünkü herkes evinde, iş yerinde, seninle benim konuştuğum gibi telefonunda, tabletinde, laptopunda her yerden izleyebiliyor bu maçı. Öyle değil mi? Niye evet. Adam oturup başka bir mecrada seni dinlesin ki? Bu açıdan bakıldığında ben Süper Lig'in bu sene evde olup da izleyemeyenler ya da TRT sadece biliyorsun 3'er dakika özet veriyor. TRT'nin özetleri ya da diğer kanallardan sohbet şeklinde fotoğraflarla çok azınlığın canlı yayına receiver oranında tanık olduğu bir ligden bahsediyoruz. Bu ligin halka, topluma, tüm Türkiye'ye mal olması mümkün mü? Sadece maçtan sonraki değerlendirmeler ve yorumlarla, o 3 dakika ne kadar verirse, Hünkar Mutlu ne diyor kritikte Bünyamin Gezer'le? Hocam bu pozisyonu yayıncı kuruluş hiç koymamış, o yüzden onu tartışamıyoruz ya da ben size anlatayım falan diyor. Ya şimdi resim mi çizeceğiz yani? Bakın buradan geliyordu, buradan Cin Ali sağdan gidiyordu. Cin Ali topa vurdu, offside falan. Olmaz. Yani evet, olmaz. Evet kardeşim, yani bir Süper Lig'le ilgili dikkat edersen fazla bir detaya girmedim. Çünkü daha koskoca bir ikinci yer var. Ben aslında şeyi soracaktım. Bir Anadolu takımı sürpriz yapar mı? Aradan çıkar mı? Alanya Hatay'ı var. Karagümrük var. Vallahi açık söyleyeyim. Keşke yapsa ama ben yani Başakşehir'in durumu ortada zaten. Anadolu takımının herhangi bir şekilde sürpriz yapabileceğini düşünmüyorum. Alanya dışında kimi görüyorsun sen mesela? Yani Gaziantep iyi gidiyordu aslında. Gaziantep işte hoca değişti, şu oldu, bu oldu. Ya şimdi Bursa Spor'a gene nalıncı keseri kendine yontuyorsun diyeceksin ama Aziz Yıldırım Bursa Spor şampiyon olduktan bir süre sonra dedi ki, biz o zaman Bursa Spor'u şampiyonluk yarışında hesaba katmamıştık. Yani hesaba katsan ne olacaktı ki? Ne yapacaktın yani? Başka filmler mi çevirecektin? Hesaba katmamıştık. Lafa bak. Yani hesaba katsan ne olacaktı? Bursa Spor haftalarca birincilik ve ikincilik basamağında oturdu. Yalan mı? Özellikle ligin ikinci yarısı, hatırla. 2010 sezonunda.
Yani gümbür gümbür de geldi. Tamam, sezon başında Bursa Spor'da şampiyonluk şarkıları söylemiyordu. Ta ki İstanbul'da devrenin son haftasında o yağmurlu İnönü maçı vardı, ben de oradaydım. 3-2 kiralık katil Zapatoşlu diye İstanbul basının başlık attığı, Beşiktaş'tan kiralanan Zapo'nun kafa golüyle. Yani bak şimdi Lazio'da Vedat Muriç gol atmış Atalanta'ya. Şimdi birazdan Vedat Muriç'i Fenerbahçe geri mi almalı? Galatasaray Muriç'e nasıl talip oldu? Az sonra diye altyazılar görürsün. Çünkü kupa, İtalya Kupası'nda gol attı şimdi Atalanta'ya. Alttan bana da mesajlar geliyor. Oradan görüyorum. Güncelliyorum. Anladım. Yani. Bak dikkat edersen programı canlıyız değil mi nasıl olsa? Ya evet. Sorular var. Kırşehir'den selamlar falan diyor arkadaşlar. Sen soru varsa ilet. Onlar çok yukarı taşıyor. Şu an birkaçını not aldım. Konusu gelince soracağım. Yavaş yavaş. Ali Akman anlaştı mı falan. Ali Akman'la ilgili valla bir kendi biliyor, bir de ailesi biliyor. Başka kimse bilmiyor. Amcası ve ailesi dışında. Ali Akman sözleşmeyi uzatamazsa aklıma gelmişken söyleyeyim. 645 bin lira yetiştirme parasıyla maalesef Bursa Spor'un kazanacağı tek para bu. Eğer 1 Şubat'a kadar Bursa Spor bu oyuncuyu satsın diye söylemiyorum. Satmasını, yani bu tartışılır ama satmazsa onu net söyleyelim. Sezon sonu Ali Akman'la sözleşmeyi uzatmazsa Mayıs ayının sonuna kadar gidiyor. Yani şu anda sen şu anda satmalı mı? Bedava eklemesi ki şu anda. Satmalı mı? Şimdi eğer Ali Akman kesinlikle uzatmayacağım diyorsa, bunu başkan da açıkladı Erkan Kamak, kesinlikle uzatmayacağım diyorsa ve kulübe de resmi teklifler varsa ki işte İngiltere yazıldı, Eintracht Frankfurt yazıldı, Marsilya, Monaco, Belçika, Hollanda biliyorsun yazılmayan takım kalmadı. Doğru. Bunlardan bir tane resmi teklif geldi mi dersen kulüpten böyle bir açıklama yok. Bana da gelen bir duyum yok. Ama tabii şimdi 2 milyon euro verse bir kulüp, ki hangi kulüp verir 6 ay sonra bedava alacağı topçuya 2 milyon euro? Bir de öyle düşünelim. Değil mi? Bakıldığında biraz Ali Akman'ın durumu ama direkt Avrupa diye geçen TRT'ye de demeç verdi Ümit Milli Takım Kampı'nda. Sağ olsun bizim muhabir arkadaşlar milli takım kamplarında kulüp sormasını çok seviyorlar. Ben de ona biraz kıl kapıyorum. Ümit Milli Takım'ın kampında adama transfer soruluyor. Transfer sormuyorum da diyor, kariyerini soruyorum diyor. Yani İstanbul üzerinden istasyon mu yapacaksın diyor, direkt Avrupa mı diyor. Kariyer sorusu bu diyor. Onların da ekmeği o, ne yapalım. İşte herkes bir şekilde bir şeyler yapıyor. Normalde benim gazetecilik anlayışıma ters. Ya da Tolunay Kafkas'ın sözü size futbolcularla ilgili röportaj izni veriyorum. Ancak kulüp sormayacaksınız, transfer sormayacaksınız demesi lazım. Ya da milli takım antrenörünün kimse. Ya da milli takım sorumlusunun. Anlatabiliyor muyum? Atıyorum Hamit Altıntop'un. Bu izin şartla izin vermesi lazım. Yoksa o futbolcular niye şimdi orada Ümit Milli Takım'da 30 civarında futbolcu varken mesela bugün de İsmail Çokçalı'sa röportaj yapılmış. Neden? Galatasaray Trabzon'un adı geçiyor diye. Bugün dün Ali Akman, bugün İsmail Çokçalı. Niye Bursa Spor'dan giden Ozan İsmail Koç ya da Batuhan Kör'le yapmıyorlar ya da diğer birçok Anadolu kulübünden giden futbolcuyla yapmıyorlar da bunlarla yapıyorlar? Çünkü gündemde bu kardeşlerimiz var. Eğer oturup doğru konuşalım şimdi. Bu iş hep arz talep meselesi. Acaba ağzından Galatasaray laf alabilir miyiz? Ya da İstanbul Televizyonu Bursa Spor'lu bir futbolcunun babasını bağlıyor. O babalara da buradan söyleyeyim. Yakında babalara gelirsiniz. Çok bağlanmayın o televizyonlara. Yani ben laf çekiyorlar kerpetenle. Küçükken Galatasaray tutuyormuş, doğru mu falan diyor bir Galatasaraylı yorumcu. Yani babası ha öyleydi falan dese tamam, çocuğun adı Galatasaray'a çıkacak ve Bursa'da da aforoz edilecek. Babasının bir hatalı kelimesi olsa, ismi vermiyorum. Çocuk da Bursa'da aforoz edilecek. Kulüp, ya buradaki amaç ne? Kulüp satmak zorunda kalsın. Bursa'dan da aforoz yesin. Bunlar hep taktik. Yani. Abi bir soru var, hemen sana ileteyim, şu an gördüm de dikkatimi çekti. Geçen yıl yönetim Alaaddin futbolcuların kalbini kırdığı söyleniyor. Doğru olabilir mi demiş bir seyircimiz. Vallahi Mesut Meştan yönetimiyle ilgili fazla yorum yapmak istemiyorum. Bir yıl ligden düşünde kulüp Ali Ay bir yıl olmasına rağmen olağanüstü kongre kararı almıştı. Mesut Meştan yönetimi kalbini kırdı mı kırmadı mı bilmiyorum ama Ali Akman o dönemde de uzatmaya yanaşmadı diye dönemin sportif direktörü, daha doğrusu geçişte yaklaşık 21 gün sportif direktörlük yapan değerli dostum, kardeşim, eski kaptanlardan Mustafa Gönder'in öyle bir demeci oldu Twitter'da.
Biz uzatmak istedik ama Ali Akman yanaşmadı diye. Bu da tabii yaz aylarında, Temmuz Ağustos aylarında olan bir şey. Ama bir yıl boyunca hani Ali Akman üçüncü santrafor durumundaydı. Selezdov, Kubilay Kanatsız Kuş, Ali'nin girdiği dakikalar 80'lerdi biliyorsun. Evet, Oynatmadı 80. ki, oynatmadı ki ne Yalçın Koçukavak ne İbrahim Hoca. Oynatmadı yani. Peki diğer sporcularla ilgili bir bilgin var mı abi? Burak Kapacak, Batuhan veya Ataberk. Onlara da sormuş seyircilerimiz. Valla Ataberk'in de sözleşmesi sona eriyor. Diğerlerinin hepsi Bursaspor'la sözleşmeli futbolcu. Bursaspor'un uhdesinde yani kulüp bir şeye izin vermeden herhangi bir durum olamaz. Ama mesela Enes Ünal nasıl sözleşmesini uzatarak ve para kazandırarak gittiyse Bursaspor'a. Diğer futbolcular da böyle bir şey yapsalar yıllar sonra ben Ali Akman'a da öyle bir yazı yazdım. Yani sen Bursa'da nasıl hatırlanmak istiyorsun yıllar sonra? Bütün Evet. her şey bittiğinde, futbol bittiğinde, bu topraklara döndüğünde ki İnegöl'lü bir ailenin çocuğu biliyorsun. İnegöl'e Bursa'ya döndüğünde nasıl hatırlanmak istiyorsun? Sen karar ver dedim. Bu ne demek? Yani ileride nasıl anılmak istiyorsan Bursa'da, nasıl şimdi sitayişle yani övgüyle anılıyorsa Enes Ünal bu takıma 4.4 milyon euro kazandırdı. Gerçi o kazandırılan para nereler harcandı eski yönetimler tarafından oraları biraz muamma ama Vakıfköy altyapısına bu 4 milyon euronun 400 bin eurosu yatırım yapıldı mı? Öyle bir şey yok. Gene imece usulüyle yapılan 75'ten bu yana olan bir tesis. Türkiye şartlarında iyi bir tesis ama Bursaspor gibi altyapısına önem veren bir kulübün daha çok kişiyi yatırabileceği. Hatta tesisin içinde biliyorsun Alay yönetimi bir projesi vardı. Bursaspor Lisesi diye. Spor lisesi ve futbolcular orada yatıp kalkacak yatılı bir okul. Hem gündüz öğrenim görüp öğleden sonra idman gibi aynı yerde. Öyle bir yolda tost yiyerek idmana çıkmayacaklar. Ya da Vakıfköy atıyorum. Vakıfköy Bursa'nın doğusunda Ankara yolunda. Özlüce tesisleri batısında. Yani, trafik de var Bursa'da acayip. Oradan oraya bir saatte gidemezsin. Yani kentin bir ucundan bir ucuna bir saatte gidemezsin. O çocuk okuldan çıkıp idmana yetişeceğim derken yolda tost most yiyor yani. O yüzden bu tür altyapıya yatırımlar önemli. Ha dersen ki abi bu çocuklar nasıl çıkıyor? Bursa mozaik bir kent. Her yerden göç aldığını söylemiştim. Balkan genleri de var, Doğu genleri de var. Zeki Çelik Bursa'dan yetişti. Muşludur aslan ailesi mesela. Ama işte o zamanki yönetimden hatasıyla verin bunu diyen Hamza Hoca falan derken çocuk soluğu İstanbul Spor'da aldı. Oradan Lille gitti. Süper Lig görmeden. Onu söyleyeyim. Evet, direkt birincilikten yani, gitti. Mesela Altınordu'dan giden Çağlar Söyüncü de öyle. Ama Cengiz Ünder bir sene Başakşehir gördü. Süper Lig gördü. Ama böyle oyuncular daha değerli. İşte biliyorsun Gençler Birliği'nden giden stoper İtalya'ya. Şimdi adını unuttum. Birazdan aklıma gelir söylerim. Mert galiba, bravo. Ya da işte Alanya Spor'dan Sassuolo'ya giden Melih Demiral gibi birçok oyuncu Türkiye Ligi'nde çok az oynayıp gidebiliyorsa Avrupa takımları zaten biliyorsun bu oyuncuların ayakkabı numarasına kadar her şeyi biliyorlar yani. Bizim şu anda birçok oyuncuyu Bursa Spor'dan takip ettiklerini ben çok net biliyorum. Çünkü kulüpten izin alıp bu pandemi şartlarında maçı statta izlemek isteyen squadlar oluyor. Onlar da gelip başta işte Burak Kapacak, Ali Akman, Batuhan Kör, İsmail Çokçalış, Ataberk gibi oyuncular izleniyor. Yani Emirhan da buna dahil edebiliriz ki Emirhan da 97 jenerasyonunda Enes Ünal'ın takım arkadaşıdır. Stoper Furkan Emre Ünver'le beraber onlar 97'li. Yani bugün bu takımın bu başarısından bahsederken transferde işte İstanbul ya da Trabzon'dan teklif gelmemesini beklemek eşyanın tabiatına aykırı olur. Neden? Çünkü çocuklar bak şu anda Ümit Bin takımda en fazla futbolcusu olan takım Bursaspor. 4 oyuncusu var. Ozan İsmail Koç ve İsmail Çokçalış da Batuhan Kör'le beraber Ali Akman 4. Burak Kapacak 99'du. Artık 2000 lira alıyorlar. Yani bir ay önce 21 sayılıyordu. Şimdi 2021'e girdik. Artık Burak Kapacak da yaşa tutsa 5 oyuncu olacak yani. Şimdi bunları niye alıyorlar? Televizyonda ve maçlarda görüyor Tolunay Hoca. Ümit bir takım kurmayları. Bu oyuncularda potansiyel var.
Bunlar ümit bir takım ne demek? Amiri takımın oyuncu havuzu demek. Halil Dervişoğlu falan biliyorsun. O herkes oradan gördü de işte Galatasaray kiraladı. Şimdi bu böyle bir havuzda başarılı oyuncular varsa bunlara herkes talip olur. Önemli olan bu arz talep meselesi. Rahmetli İbrahim Yazıcı'nın şampiyon başkanının bir lafı vardır. Satılamayacak oyuncu yoktur. Yeter ki değerini bulsun diye. Ama İbrahim Yazıcı kolay kolay oyuncu satmazdı. Gel gelelim Volkan Şen iki kere satıldı mesela. Trabzon'dan ağlayarak döndü. Sonra Fenerbahçe'ye satıldı falan filan. Sercan hakeza. Yani bakıldığı zaman bugün milli takıma ya da İstanbul takımlarına bak. Ozan Tufan. Vakıfköy altyapısı. Değil mi? Serdar Aziz evet. 90'lı. Vakıfköy altyapısı. Ozan 95'li. Bunlar hep Bursaspor'un adliye tedrisatından geçen isimler. Okan Kocuk. Sakatken Mustera. Fatih'le beraber kaleyi koruyan kaleci. 95 Kemal Paşalı'dır Bursa. Bursaspor altyapısı. Başakşehir'e giden kaleci Muhammed Şengezer şimdi Adana Demirspor'a kiralanmış. Ve sağ bek bugün oynaması bekleniyordu ama ilk 11'de yok. Başakşehir'de yine 20 yaşındaki Muhammed Emin Sarıkaya, Emir Şen Ocak. Bunlar hep Başakşehir'de ve Bursaspor altyapısından yetişmiş oyuncular. Şampiyonluk zamanında Eren Albayrak, Muhammed Demir bunlar Gaziantep'te, Antalya'da şu anda oynuyorlar. İsmail Aktan Odabaşı. Yani Bursaspor altyapısından yetişen ve şu anda birçok Oğulcan Çağlayan, çoğu kişi bilmez, Bursaspor altyapısına getirilmiştir. Furkan Soyak, Gaziantep'teki. Bu oyuncular hepsi şu anda Süper Lig'de oynayan oyuncular. Baktığında hepsi Vakıfköy patentli. İstanbul'da işte Şener Buksaş'tan almıştı Ertuğrul Hoca onu. Bugünkü ikincilik eski adı Buksaş'tan. Ama Şener altyapısı yok ama bak bu birçok oyuncu buradan geldi geçti ve buradan İstanbul'a gitti. O yüzden Bursaspor altyapısı, Vakıfköy, milli takım, A milli takım, işte Enes Ünal, Zeki Çelik. Bunlar say say bitmiyor gördüğün gibi. Bu oyuncuları saydığında ne görüyorsun? Şu anda gözüme çarptı. Altay Bayındır mesela. Altay Bayındır. Uğurcan'ı görünce aklıma geldi daha doğrusu. Bursaspor altyapısından yetişen, sonra Arabayata amatör spor kulübünde oynayan. Oradan İstanbul'a giden bir oyuncu. Gökhan Gönül. Bursa Yolspor amatör takımından çıkıp Gençler Birliği Optaş'ın beğendiği, Cavcav'ın daha sonra onu alıp Fenerbahçe'ye sattığı bir oyuncu. Yani burada şehircilik yapmak istemiyorum ama birçok oyuncu özüne baktığında bugün İstanbul'da şampiyon olmuş takımları besleyen birçok oyuncu yolu Bursa'dan geçmiştir ya da altyapısı Bursa'dır. Bunun altını ben özellikle çiziyorum. Çünkü bizi birçok Anadolu kulübünden izleyen vardır sanıyorum şu anda. Senin takipçilerin çok çünkü çeşitli. Adı evet. Futbol Anadolu. Adana Demirspor hakkında ne düşünüyor demiş bir arkadaş. Burak Kemal'in şimdi gözüme. Evet. Vallahi Adana Demirspor'da başkanın istifa etmesi işte bugün dedi şey yapacağım dedi. Dün gece mesaj attı. Bugün dedi bir arkadaşa yetkilerim ve kongreye gideceğiz dedi.
Demirspor'da kalmıştık. Başkandan bahsediyordum. Evet, Adana Demirspor başkanının öyle bir kararı olduğu söylendi. Sen diyorsun sezon sonuna kadar ertelemiş galiba. Hayırlısı olsun ama yani yazın parayla, pulla yapılan transferlerle biliyorsun bir transfer şampiyonu oluyor. Bu her ligde böyle. Ama o evet. Transfer şampiyonlarının parayla doğru orantılı sezon sonuna başarısı her zaman yansımıyor. İşte böyle hani Volkan Şen, Erkan Zengin, Orhan Şecu, Anıl Karayel, hadi siz gidin, ötekiler gelsin. Yani bu bir düdük yat, bir düdük kalk. Böyle çok oyuncu sirkülasyonuyla yapılacak bir şey değil. Takım kimyası diye bir şey var. Yani takımı iskeletiyle çok oynarsan dengeleriyle o takımı oturtmak zor olur. Şimdi her gelen oyuncu değerlidir, giden oyuncu da değerlidir ama oradaki kimyayı tutturamazsan şimdi Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray şampiyonluk adayı olarak kağıt üzerine gözüken takımlar kadrolarına 5 oyuncu birden değiştirsinler bakalım ne oluyor. Ya da yeni 5 oyuncu alıp pat diye koysunlar sonuç alabiliyorlar mı? Yani işin özü bence bu. Abi Ali Tandoğan'la ilgili bir soru gelmiş. Tuzlaspor'un başına geçti. Ben soruyu şöyle sorayım sana. Tuzlaspor'un geçen sene şampiyon yaptı Taner Taşkın. Bu sene 3 mağlubiyette gönderildi. Çok erken olmadı mı sence? Bir, ikincisi de Ali Tandoğan'ı bekleyin. Tabii. Tuzla'dan başlayalım. Taner Hoca yani bu takım birinci lige çıktığında ilk yılında şampiyon olacak diye bir iddiası mı vardı sezon başında? Hayır. Konjonktürel olarak güzel sonuçlar aldı. Birdenbire kendisini üst grupta playoff içinde buldu değil mi? Şu an itibariyle. Evet. Gel gelelim şu anda 3 mağlubiyetle hoca göndermek o bütün emeklerin sayılmaması anlamına geliyor ki bu artık yöneticilerin kafasına giriyorlar. Sana net söyleyeyim. Bu nasıl oluyor biliyor musun? Yöneticiler ne oluyoruz falan derken dışarıdan dolaylı yoldan menajerler mi diyeyim artık futbolu iyi bildiğini sananlar mı ne? Bunu Ali Tandoğan üzerine söylemiyorum ki Ali Tandoğan'ın menajeri yok onu biliyorum. Kendisi Bursaspor'un şampiyon kaptanları olduğu için bir dostluğumuz var, sohbetimiz var. Sağ olsun ne zaman arasak açar ya da programlarımıza katılır. Ali Tandoğan ya da Tuzla üzerinde söylemiyorum bunu. Birçok yönetimin kafasına girip bu hoca öyle olmaz sen değiştir bunu başkan falan filan diye. Çünkü futbol camiasında şöyle bir şey var. Futbolcu profesyonel. Antrenör profesyonel. Sportif direktörlerin çoğu profesyonel. Oyuncu menajerleri zaten full profesyonel. Sadece evet. Burada parayı ve kararı veren yöneticiler amatör. Çünkü futbolda yöneticilik okulu diye bir şey yok. Adam ünlü bir müteahhit ya da kendi şehrinde holdingi var. Çok iyi işleri var. Büyüksün abi, başkanım gel bizim takımın başına sen bu işi yaparsın. Bak paran var, pulun var. İşte her günde seni başkanım diye gazeteciler, televizyonlar arar. Meşhur da olursun. Seni tanırlar. İşte Cumhurbaşkanı ile Başbakan'la görüşürsün. Ankara'da, İstanbul'da işlerin temas kurarsın. Kulüpler birine gidersin falan diye. İş adamlarının da birazcık bu yola girmesine bir şekilde dolaylı yoldan birileri etki ediyor. O kişi de oturuyor koltuğa. O koltuk öyle bir sihirli koltuk ki 6 ayda futbolun profesörü oluyor yöneticiler. Bir şey diyorsun, yok öyle olmaz. Neden? Ben biliyorum, öğrendim bu işi. Öyle olmaz. Ya ben 34 senelik meslek hayatımda yani Bursaspor'da çok değerli insanlar da gördüm. O yönetime nasıl girdiğini bir türlü anlayamadım. Çok boş insanlar da gördüm. Kendi şehrimden örnek veriyorum sana. Anladım. Ama adam müteahhit, efendime söyleyeyim, tekstilci, oto yan sanayi, mobilyacı, anlatabiliyor muyum? Başka işleri var. Oraya bir oturuyor abi, adam uzman kesiliyor. Bu iyi oynamıyor, bunu gönderelim biz. Neden? Anladım ben onu. Ne anladın sen onu? Sana birileri bir şeyler söylüyor. Kulağına kar suyu kaçırıyorlar. Sen de o duyduklarını muteber zannediyorsun. O yüzden yani Ali Ay'da mesela 100 trilyon verdim dedi eski parayla, 100 milyon lira yeni parayla. Yani her sene aynı hataları yaparak farklı sonuçlar beklemek biliyorsun atasözü var öyle bir şey. Sen Ali nasıl sonuçlandı? Bunun peşine onu da cevaplarsan sevinirim. Efendim? Cümleyi bitirdikten sonra Ali Ay davasını soracağım. Sonuçlandı mı? O dava zaten Ali Ay davası değil. Maalesef bir önceki yönetime açılabiliyormuş. Mesut Mestan'la ilgili o Bursaspor'la açılan dava Ali Ay'ı kapsamıyormuş. Çünkü davayı açan avukat bizzat bana ulaşarak o ilk demeci de ben yazdım. Sonra bütün Bursa'nın haberi oldu. Zannediliyor ki Ali Ay Recep Bölükbaşı geriye doğru gidiyor. Öyle bir şey yokmuş.
Çünkü onlar artık herhalde mührü zamana uğradı ya da ne bileyim işte şöyle oldu, böyle oldu gibi sıkıntılardan dolayı hukuki anlamda son Mesut Mestan dönemini kapsıyormuş o geriye yönelik dava. Yani parayı vermek mesele değil. Önemli olan onu söylüyordum. Sen oraya bir futbol aklı koyabiliyor musun? Futboldan anlayan, yabancı dili olan, konuya hakim, tekniğini bilen, illa teknik direktör olacak demiyorum. Ama bu yani şehrin sembol isimlerini oraya getirmekle de olmaz. O sembol isim semboldür ama kendini geliştirmemiştir. Dünya futbolunu artık endüstrileşmiş bir futbolu takip etmediği zaman, geride kaldıysa, modern futbolun uzağında kaldıysa sembol olması bir işe yaramaz ki. O da kendi zamanından kalma, eski usulleri uygulayarak başarılı olmaya çalışır. Modern, vizyonel, en az bir ya da iki yabancı dil bilen, Avrupa ile ilişkileri iyi olan, dünya vatandaşı bir tercihen teknik direktör diploması olan, milli takımlarda oynamış oyuncuları illa o camiadan da gelmek zorunda değil. Camianın bileceği yaptığı, nasıl mesela Bursa'da Süheyl Sidal abimiz İstanbul'dan geldi. Hala her programa davet ediliyor, hala seviliyor, sayılıyor. Niye? Çünkü aidiyet duygusu geliştirdi Süheyl abi ve burada bunu ortaya koydu. Ya da işte gitmiş başka profesyonellerin bazıları hiç iyi anılmıyor. Ya da Bursa'nın içinden çıkmış bazı profesyoneller hiç iyi anılmıyor. Ama Bursa'nın dışından gelmiş bazı kişiler yaptıkları icraatlarla kendilerini sevdirdiler ve kabul ettirdiler. Bu da bir önemli bir faktör. Bunu da söylemekte fayda var. Yani sen takımın başına bir kulüp aklı koyamıyorsan, futbol aklı koyamıyorsan, sportif bakış açısını geliştiremiyorsan, istediğin kadar para harca, menajerleri ve futbolcuları zengin edersin. Her sene 13-14 futbolcu gelip gitmesiyle bu iş olmaz. Bu sirkülasyon dediğim gibi malum kişilerin işine yarar. Sonra da bu kulüp niye küme düştü diye her sene 2-3 antrenörle çalışırsın. Dışarıdan getirdikleri kişilerin yaptıkları ortada. Bakıldığında durum vahim. Yani futbolcu sirkülasyonu, hoca sirkülasyonu çok oldu zaten. Ülkemizin başlıca temel sebeplerinden biri bu. Bence. Evet. Hocam teknik de demişken Mustafa Er'i hakikaten kutluyoruz. Çok başarılı bir iş çıkardı. Mustafa Er'le sözleşme doğru uzatılacak mı? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi orada doğru söylüyorsun. Pardon. Tabii ki normal şartlarda Mustafa Er'le sezon sonu biten sözleşmesinin uzatılması lazım. Ama diyorum ya işte Bursa'da 3 yıllık seçiliyor yönetimler ama 3 yıldır Bursa'da kongre oluyor. Hala 2 senesi varken takımı küme düşürdü ve tepkiler nedeniyle olağanüstü kongreye karar aldı. Gitti, aday olamadı. Ve kongrede de biliyorsun ibra edilmedi. Mesut Mestan geldi, takımı çıkaramadı. Tepki oldu, gitti. Şimdi bir yıllık geldi Erkan Kamat, başka adaydı da. Şimdi Haziran ayında 3 yıllık olağan normal kongre yapılması gerekiyor. Şimdi Erkan Kamat uzatır 3 yıllık. Ne olacak ki? Yeni gelen yönetim benim hocam başkası derse ki Mesut düzeltiyorum. Mustafa Er başarılı olursa bu takımı çıkartırsa ya da playoff oynatırsa zaten başarılı. Yani playoff oynatması bile başarılı bu takım. Öyle değil mi? Çünkü kesinlikle öyle. No name dediğimiz isimsiz kimsenin bilmediği, hadi biz mesleğimiz icabı takip ettiğimiz için altyapıdan beri bu çocuklarla iskeleti olmayan. Geçen seneden sayalım. Burak Kapacak, Özer Hurmacı, Burak Altıparmak. Bunların dışında diğer oyuncuların hepsi sonradan giren oyunculardı. Evet. Ne Cüneyt'i ne Aykut'u ilk 11'de oynamıyordu. Recep Aydın gitti gerçi ama ona kadar sayalım. Yani birçok oyuncu geçen sene Ataberk 3. kaleci falandı. Hal böyleyken o iskelet olmayan bir takımı 12 Eylül'de başlayan lig, geç yapılan kongre ki bu da Mesut Mestan'ın kabahatidir yani. Kongreyi geç yaptığı için. Hep bir yerden birincilik bir takım daha alınır 22 ile oynanır falan filan diye bekledi. Vardı ya o zaman takım düşmeme muhabbeti, 22 mi olacak, kaç olacak falan. Bekledi. Gerçi 22 de kurtarmıyordu çünkü. Yani seni alacak adam Demirspor almayacak mıydı gibi. Yarı final çıkanları alsaydı. Geç olunca 1 Eylül'de Mazbata'yı aldı Erkan Kamat. 13 Eylül'de lig başladı. 1 Eylül akşamı ilk idmana çıktı Mustafa Er. Daha önce Musa Öztürk Hoca çalıştırmıştı. Genel menajerlik işte 21 gün yapan Mustafa Göndem'le beraber. Ne oldu? 12 gün sonra lig başladı. Hazırlık maçı yapamadı. Rakip takımda Covid çıktı. Zaman yetmedi falan filan.
Yani bu şartlarda göreve başladı Mustafa Er, ama Vakıfköy'de yardımcıları Fatih Şen'le olsun, diğer arkadaşlar, teknik sorumlu Fazıl Tan, Serdar Kurtuluş falan. Serdar dışında diğer hocaların hepsi altyapıda çalıştı. U15'ten gelen kendi talebeleri var bu takımın içinde Mustafa Er'in. Mustafa Er de Vakıfköy altyapısında antrenörlük yaptı. Mustafa Hoca her halükarda bu uzatmayı sonuna kadar hak ediyor. Yani bugün yapılsa doğrudur. Ama yeni gelen yönetim yönetimi bağlamak lazım mı? Yeni gelen yönetim Erkan Kamat daha devam eder mi? Başka bir oluşum mu olur? Bursa'da şimdiden Haziran'ı konuşmak çok erken. Çünkü evet, takımın durumu belli değil. Playoff mu? Ligden mi çıkacak? Çıkamayacak mı? Buradan bakıldığında ben Bursa Spor'un sezon sonunda bir takım şeylerin taşların yerine oturması gerektiğini düşünüyorum ve bana kalırsa ben Mustafa Hoca'ya devam ederim. Ama ben karar mekanizması olmadığım için bir Bursalı gazeteci olarak bu ekibi buraya kadar getiren, geçen seneden kalma 6 oyuncu dışında 25-26 oyuncu Vakıfköy patentli. Hepsi altyapıda. Yaşları 23 ile 17 arası değişiyor. 2004'lü Kerem Kök var takımda, zaman zaman oynayabiliyor. Yani böylesine genç bir kadronun işte Göztepe'yi kupada eleyince takımın özgüveni geldi. Samsun Spor'u 3-0 yenince özgüveni arttı. Ne bileyim işte o özgüvenle İstanbul Spor önünde 3-0'dan 70'ten sonra 3-3 yakaladı. Yenildi. Yani bu sonuçlar Bursa Spor özgüvenlerini yükseltti. Bu da takımın daha rahat oynamasını sağlıyor. İşte Ümit bir takıma birden 4 önce Ümit bir takımda oynuyordu. 99'du. Bu takım bu hale geldiyse bunun teknik mimarı da Mustafa Er'dir. Burada gidip geliyor görüntü. İstersen toparlayalım yani. Çünkü çok tamam, gidip geliyor. Bende de zaten sorular durdu. Sorular gitmiyor yukarı. Hatıra kombinesi çıkacak diye sorular bu tabii. Hatıra kombinesi için eli kulağında bugün sıcak gelişme. Başkan Erkan Kamat ve yönetim Bursa valisini ziyaret etti. Sayın valiyle bu paraların toplanacağı bir yer çok önemli. Çünkü siz resmi bankalardan bu işi yaparsanız hepsi temliğe gidiyor. Bunu kulüp açıklayamıyor ama biz biliyoruz. Temliğe gitmemesi, bu paranın kulüp içinde günlük dertlere çare, ilaç olması için valilik muhtesinde bir hesap açılması planlanıyor. Bu bir anlamda korumalı hesap diyelim biz buna. Bunun için işte son görüşmeleri bugün Sayın Valiyle yaptıklarını biliyoruz. Başkan herhalde yarın öbür gün bununla ilgili olumlu sonuçlandıysa bir açıklama yaparlar. Öteki türlü nezaket ziyareti gibi lanse edildi ama o ziyaretin özünde bu var yani. Hatıra kombinelerinin satılması da mevzu sorun değil. Yaklaşık 2 ay önce bu kombineler basıldı. 150 liradan satılacak. Ama hep işte bu iş paranın kulübe faydalı olmasında düğümlendiği için o sorunu çözmeye çalışıyorlar. Birkaç günü kaldı diyebilirim. Anladım. Bir soru daha var abi. Serkan Hocam demiş. Bataşan'ın Türk olması ileri teknik direktör olacağı anlamına mı geliyor? Bursa Spor'da. İşte o kardeşimiz ismini bilemiyorum ama şöyle söyleyeyim kardeşimize. Ben de gözükmüyor çünkü. Bataja kendi ülkesinde teknik adamlık kurslarına başladı. Artık o da 37 yaşına geldi. Şu anda Bursa'da biliyorsun. Evet. Ve Bataja'nın bu teknik direktör olacağı anlamına şöyle gelebilir uzun vadede. Bursa Spor bu sene çıkarsa zaten birincilikte yabancı hocaya da ya da yardımcı hoculukta bir sıkıntı yok biliyorsun. Ama çıkamazsa Bataja'ya seneye gel bizim takımda atıyorum Mustafa Er'in yardımcısı ol desen resmen olamıyor. Çünkü birincilikte yabancı sahi olsa resmi yabancı hoca çalıştıramıyorsun. 2 ay boyunca Bursa'da kalmasının bir sebebi Türk vatandaş işlemleri. Diğer sebebi gelmişken Özlüce İbrahim Yazı testlerinin önünde yaptırılan o Bataja Beşiktaş şampiyonluk maçındaki timsahlı beraber Bataja'nın gol sevinci heykelinin açılışını yapacak kendisi bizzat. Artı Pablito belgeseli yapıyor bizim Adnan Batır gazeteci arkadaşımız. Pablito yani küçük Pablo anlamına geliyor. Pablo Bataja. O belgeselin de gala gecesi düzenlenecek inşallah. Bir terslik olmasa şu anda son montajları yapılıyor. Arjantin'den de özel bir ekip orada Bellucci, Sivelli ve Insua ile görüşüyorlar. O görüntüler de buraya gelecek, montajlanacak. Muhammed Ali Özdemir kardeşim yapıyor futbol hikayelerini. İnternette biliyorsun futbol hikayeleri diye bir sayfası var Muhammed Ali'nin de.
Orada da o montajlarda usta, daha önce Bursa.com'da da beraber çalıştı kendisiyle. Şu anda da Degaout'ta çalışıyor İstanbul'da. Bu ekip, kameraman arkadaşlar da var, çekiyorlar ve o Şubat ayının ortasında bir gala gecesi düzenlenmesi planlanıyor. Bataj'a ona da katılacak. Ailesi ve 11 aylık kızıyla geldi. Eşiyle birlikte. Bence yani bu sene Bursa Spor çıkarsa zaten Bataj'ın teknik adamlık yapmak istediğini biliyoruz. Bursa'da çalışması gayet doğal. Bu da bu arada 1 milyon euro küsür de alacağı var. Bataj'a henüz bunun için herhangi bir FIFA'ya, UEFA'ya vermiş değil yani. Arjantin'in futbolcu FIFA'ya verse oradan da gelir bir dosya. Ama Bataj'a öyle bir aidiyet duygusuna sahip ki kulübün olduğu durumu biliyor. Bursa Spor'un maçlarının özetlerini seyrediyor. Mümkün olduğunca sürekli temasta. Her galibiyetten sonra dikkat et, Emirhan Aydoğan'ın ya da başka daha önce beraber oynadığı Furkan Emre Ünver'in, diğer genç kardeşlerin tebriklerini görebilirsin. Evet. Instagram sayfasında. Mutlaka tebrik ediyor. Bravo amigo falan diye. Türkçesi de fena değil. Yani anlıyor. Çok konuşamasa da. Çünkü 2009'un Temmuz'undan beri burada yani. Ben de ilk o kampta Avusturya'daydım. Hatta temiz kağıdı gelmemişti. Oradaki 4-5 hazırlık maçında oynayamamıştı Bataj'a. İçi içini yiyordu. Böyle küçücük bir adam geldi. Dedik ya bununla ne iş yapar? Et midir, balık mıdır? Avusturya kampında Bataj'ın izin kağıdı gelmediği için lisansıyla ilgili. O Meksika'dan kaynaklanan sıkıntı nedeniyle. Biz onu görememiştik hazırlık maçlarında ama öyle bir oynadı ki 4-2-3-1 sistemine dönmek durumunda kaldı Ertuğrul Hoca, Bataj'ın 10 numarası nedeniyle. Alex çok saygı duyuyor. Alex'in röportajı da var o Pablito belgeselinde. Sırf Burs Türkiye'ye geldiğinde Dolmabahçe'de, Çırağan Sarayı'nda Bataj'a için o röportajı kabul etti Alex. Bizim arkadaşlar gidip yaptılar, Adnanlar. Yani ben çok net biliyorum. Herkesin saygı duyduğu. İstanbul takımlarına oynamadı. Çin'e gitti geldi, o zamanki yönetimde Davun'la sıkıntı yaşamıştı biliyorsun. Çin'e gitti, evet. Tekrar ben giderken de dedi ki dönersem Türkiye'ye Bursa Spor'dan başka hiçbir takımda oynamayacağım demişti. Bursa Spor'dan başka hiçbir takımda oynamayan, Bosta'dan gelen Necat Biyediç Bursa'da hem kaptan hem de tek hem kaptan hem de teknik direktör olarak bir Bostalı Necat Bediş nasıl imparator olduysa bu Türkiye'de Bursa Spor. Evet. Bataj'a dönüşte sadece Bursa Spor'da oynarım. Başka takıma gitmem dedi. İstanbul takımlarına çok teklif vardı biliyorsun Çin'e giderken. Beşik Goğan'a. Ve Bataj'a dönüşte yine geldi ve Bursa'da efsaneleşti. İşte şimdi heykeli dikildi. Herkese kısmet olmaz. Kaç kişinin heykeli dikildi? Bir Yoğurtçu Parkı'nda Alex'in var. Beşiktaş'tan bir futbolcunun heykeli var mı İstanbul'da? Yok diyebilirim. Galatasaray'dan Metin Oktay'ın vardır yani. Oktay var, evet. Var mı başka? Başka yok. Ben hatırlamıyorum. Yani en azından stat çevresinde ya da kulüp içinde bir heykeli. Yani Altın Ordu Spor Kulübü sağ olsun efsaneler her zaman. İşte Can Bartu'nun ya da ne bileyim Ordinarius Leftar Küçük Andon Yadis'in dikilmesi gerekir o camialara bakıldığı zaman. Ama heykel demek bir ikon demek, bir idol demek. Bursa'da lay 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 dediğinde bütün çocuklar Pablo Marti Bataj'a diye o şarkıyı bitirirler. Çünkü onların artık babalarıyla, amcalarıyla, dayılarıyla ezberlediği, belki hiç izlemediği bugün mesela 4-5 yaşındaki çocuk Bataj'ı hatırlamaz. Ama videolarıyla yaptıklarıyla bilir ve şimdi Bataj'a da Bursa'ya gelmişken eski dostları ziyaret ediyor. Takım arkadaşlarıyla bir araya geliyor. O da keyifli bir orada mesela yaz şu anda. Kısa kollu gezerken güney yarım kürede. Şimdi kışa kara geldi. Bu pandemide 11 aylık kızını hanımını alıp gelmesi bile, Türk vatandaşlığına geçmesi bile Bataj'ın gelecekte Bursa'da olmak istediğinin en büyük göstergesi değil mi sence de? Kesinlikle öyle. 37 yaşında yani 84 doğumlu. Adamın doğum tarihi bile 16 Ocak. Yani plaka tevafuk olmuş herhalde. Yani o kadar Bursalı. Dikkat ettiysen yani ben onu şeyde de söyledim. İnşallah Adnan'dan hoşuna gitti o bölüm. Aslında Bataj'ın 10 numaralı formasının NBA'de olduğu gibi Timsah Ayağı'nın törenle, Bataj'ın törenle emekli edilerek çekilmesi lazım. Stadyumun üstüne, tavana doğru. Çünkü hakikaten şimdi mesela Özer 10 numarayı giyiyor. Ama sadece 10 numarayı giyiyor. Bataj'a efekt yapabilir mi? 10 numarayı giymek önemli değil ama Belhanda Schneider kavgaları olmuştu biliyorsun. Yani 10 numara 10 numara. 10 numara bir ikondur. İşte Maradona'dan sonra, Platini'den sonra
son zamanlarda 10 numara yetişmiyor. Artık 10 numara diye bir şey kaldı. Arka forvet, kırık forvet, ikinci forvet gibi adlandırılıyor ama maestro anlamında eskisi gibi hakikaten o Maradona tarzı 10 numaralar yetişmiyor. Ama son örnekler işte Alex, Hacı ve Bataca da Türk futbolunda. Evet. Yanlışsa sen ekleme yap ya da düzelt. Yok, kesinlikle doğru. Bataca'nın çok sağ olsun zaman zaman Instagram'dan yazışıyoruz kendisiyle. Çok da mütevazi bir insan. Kimseyi kırmaz. Hatta işi, buradaki son maçı jübile gibi olmuştu ama gitti gençlerle Ankara'daki Gençler Birliği maçında oynadı. Hiçbir mecburiyet yoktu. Gidebilirdi ülkesine. 250. maçını da tamamladı Bursaspor formasıyla. Mustafa Erdi o zaman takımın Pollagen'den sonra yardımcısı Mustafa Erdi devam etmişti son 5 maçta. Mustafa Erdi'yle de ilişkileri çok muhteşem. Mustafa Erdi Arjantin'e gitti. Batacan'ın misafiri oldu. Orada maçlar izledi. Yani Türk futboluna şeyler kazandırılabilir. Yeni batacaları oradan bulup getirebilir. Bu arada Ali Parlak abim bir mesaj atmış ama özelden devamını okuyamadım. Alex'in heykeliyle ilgili İstanbul'da çok değerli bir yönetici abim. Federasyonda da çalıştı. Ülker Sporski genel menajeri. Ali abi senin mesaja bakarsam canlı yayından ayrılırım diye devamını göremedim. Kusura bakma, özelden yazmış. Bülent Çal dostumu görüyorum, eczacı. O da selamlar demiş. Tüm benim burası kaldığı için gitmiyor. Devamında tanıdık varsa, bana yazdılarsa, selam verdilerse göremiyorum. Kusura bakmasın dostlar. Abi birazdan Süper Kupa finali var. O maçla ilgili tahmini alayım, sonra yayınımızı kapatalım. Valla Başakşehir'de yani İrfan Can Vişçe yok deyince de Başakşehir'in ne bileyim yani kalbi, dala, karaciğer, akciğeri gitmiş gibi oluyor. Evet. Yani çok oyuncu var Başakşehir'de ama bu sene zaten şampiyonluktan sonra müthiş bir düşüş yaşadı. Şampiyonlar Ligi falan kaldıramadı. Bilemiyorum. Ha bir de bazen İstanbul'da televizyonlara görüyorum. Bursa Spor'da şampiyonluktan sonra düşüş yaşamıştı. Yok böyle bir şey. Bursa Spor bir sonraki sene 3. oldu. Bunu insanlar kafasına yerleştirsinler. Senin vesilenle de buradan söylemiş olayım. Hemen Bursa Spor'da hani düştü ya küme. Son 2 sene düşmemeye oynadı. Ayla 3 sene Trabzon'a sonra evet. Birlikte kaldı falan. Öyle bir şey yok. Bursa Spor şampiyon olduktan sonra 2013-14 senesine kadar sürekli Avrupa kupalarına katıldı. Ertuğrul evet, Sağlam ve yarım sezon Hikmet Karaman'la. Sürekli UEFA kupasında ön elemeler oynuyor. Tamam, gruplara hiçbir zaman kalamadı UEFA Avrupa Ligi'nde. Grup aşamasına gelemedi. Ön elemelerde elendi. Son anda o biliyorsun Twente maçı vardır. Burada 3-1 orada 3-0 falan. Yani 3-0 diyorum şey orada elendi. Nereye geleceğim? Bursa Spor öyle hemen sonra bir sonraki sene playoff'tan girdi yine Avrupa kupalarına falan. Öyle pat diye Bursa Spor Başakşehir gibi düşüş yaşamadı. Bir de onlar şimdi Başakşehir gibi takımlar konjonktürel takımlar. Anlatabiliyor muyum? Sahipli, şirket takımları. Bugün adı Başakşehir, yarın başka bir şey olabilir ismi. Ama Bursa'da sen hiç gördün mü Bursa Spor'un başında Suat İnşaat Bursa Spor falan diye bir isim gördün mü? Bilmem ne gaz Bursa Spor. Bursa Spor'da bir tek basketbolda var. O da özel durum biliyorsun. Para basketbolda gelir yok çünkü. Futbolda da yok ama Bursa Spor'un arkasına ya da önüne bir isim alması bile şu ana kadar alabilir mi? Alabilir ama aklına bile gelmiyor insanların. Onu Bursa Spor'un adına isim alacağına Timsah Arena'nın ismini sat. Atıyorum Lakos Arena, Allianz Arena gibi. Yani. Bir şey yap. Ya da ne bileyim işte TOK diye biliyorsun milli arabamız yapılacak. Gemlik'te bu fabrika yapılacak. Gemsaz'da. Gemlik Körfezi'nde. Atıyorum Nevret Büyükleri yardım etse mesela TOK Arena olsa ya da Sayın Cumhurbaşkanı Arena lafını sevmiyor. TOK Stadyumu, TOK Park bir şey anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir şey de olabilir. Ya da Avrupa'yı bir uluslararası bir marka gelip o Timsah Arena'nın stadyumun ismi pazarlansa zaten spor birçok sorunu çözer. Altındaki şeylerine kiralanmasıyla ne diyelim Timsah'ın altındaki dükkanlarına kiralanmasıyla o sıkıntılar çözülür ama kent mesela son dönemde işte 300 bin liraya yakın bir galibiyet primi iş adamları diye VTSO bir şeye geldi coşkuyu içine geldi yani o ölü toprağın üzerinden attı. Bursa Spor'da gitti Adana Demirspor'u yendi. Şimdi bu hafta Altınordu maçı var.
Her ne kadar Emirhan ve Furkan Emre cezalı olsa da. Bu maç kazanılırsa lider Giresun'la maça gidiyorsun. Giresun'da da bu arada bizim eski oyuncu Diyarbay'la Nalepa'nın direkt kırmızı kartları var biliyorsun. Evet. Kavga çıktı orada. O direkt kırmızı kartların iki maç olması lazım. Çünkü hakem direkt gösterdi ve o iki maçtan sonra itiraz edilirse de bire düşmemesi lazım. Hakan Keleş değerli dostum, kardeşim. Bursaspor Intertoto Kupası'nda Musisi'nin arkasında timsah yürüyüşü yapanlardan biri odur. Onun pro lisansı Ümit Şengül Hocam da ailesi Bursa'da yaşar. Ümit Hoca da eski sol bektir o. Hatta Intertoto'da son penaltı yok kaçırmıştı. Yani Ümit Şengül de pro lisansı Hakan Keleş'in yanında. Çok iyi, başarılı gidiyorlar. Abdurrezzak Tırare Sivas'ta kiralık oynayan bizdeki o oyuncu şimdi Giresun'da da oynuyor. İyi gidiyorlar ama o Giresun'daki maçta yine kentte bir şey bekleniyor. Bugün çekleri teslim ettiler Sayın Başkan Erkan Kamat'a. DOSAP'ta yapılan törenle. Yani bu beklediği bu destek kentte artarsa bu gençler çünkü 5-10 bin lira bilemedin 20 bin lira maaşı oynayan çocuklar. Ve ilk yarının paralarını bile henüz tam alamadılar. Hiçbir prim alacakları yok ama kentin çalışanlarının ve zaten camiye sahip çıkıyor. İşte bu hatıra kombinede çıkarsa emin ol sırf Bursaspor'a yardım etmek için bu gençler iyi gidiyor. 6 maçta 16 puan kardeş, kolay mı yani? Yani böyle çok bir beklenti. Geçen sene 18 transfer yapılmış. İlk yarı 15 transferle 27 puan alan takım. Aynı takım 0 transfer, tahta kapalı 27 puan. Şimdi nasıl anlatacağız bunu? Geçen hafta ben baktım, geçen sene gene 18. maçta kazanılmış. Bursaspor'da kazanmış hem de Adana Demirspor deplasmanında. Evet. Kafa kafaya gidiyor. İki takım da 30'ar puan almış. Ama hocalar değişti orada biliyorsun. İrfan Buz'la 3. hocayla çıkıldı şeye, finale. Bu arada maç başladı mı? Ben onu kapattım ama. Başladı galiba. Ben de saatten de haberim yok. Evet. Kardeş varsa bir son önemli sorulardan. Sadece tahminimi tamamlayalım. Maç tahmin almayanı kapatayım dedim zaten ben. Öyle mi? Tamam. Trabzon seyircisi zaten. Maç İstanbul'da olması fark etmiyor. Gerçi iki stat evet. Yan yana ama biraz önce kar yağıyordu. İstanbul Olimpiyası, Atatürk Olimpiyası'nın oralarda. Yani zor da olsa Trabzonspor bu kupayı alır diye düşünüyorum. Bursaspor'la Trabzonspor lig ve kupa şampiyonu olarak bu süper kupayı oynamışlardı yine aynı statta. Biliyorum, hatırlıyorum. Biz de oradaydık. Ama maalesef Bursaspor o süper kupayı müzesine götürememişti. Trabzon almıştı. Hatta Hami Mandıralı'yla Sedat Özden beraber kupayı o meşhur kupanın sergilendiği şeye koymuşlardı. Ne derler ona? Büste diyelim. Yani öyle güzelliklerle ben zor da olsa Trabzonspor'un bu kupayı alarak, ki Abdullah Avcı da Başakşehir'in genlerini biliyor. Okan Buruk Başakşehir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adıyla oynarken Abdullah Avcı'nın biliyorsun talebesiydi. Sonra yardımcılığını da yaptı diye hatırlıyorum. Yanlışsa düzelt. Yani bir tam yardımcılık yapmadı diye biliyorum ama onun döneminde öğrencisi. Ama öğrencisiydi, kaptanıydı. Doğru söylüyorsun. Şey vardı. Erol Bulut vardı. Onunla karıştırdım herhalde. Evet. Yani bu anlamda bakıldığında birbirlerini yakından tanıyan iki teknik adam. Güzel bir satranç maçı olabilir. Hamleler değişik gelebilir ama eldeki kadro imkanlarına bakıldığında Trabzon sanki bir tık daha önde ama süper kupa bu. Her şey olabilir. Başarılar diliyorum ben buradan, bizi izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Tüm takımlara ne olursunuz şehrinizin takımına sahip çıkın. Varsa store gibi bir mağazanız, oradan lisanslı ürün alın. Kara borsadan ya da kapı önündeki işportajlardan almayın. Takıma bir gram olsun, faydanız olsun. Bir atkı, bir forma, bir şapka. Lütfen lisanslı ürün alın sevgili dostlar, taraftarlar, futbol severler. Anadolu'yu kalkındırmak istiyorsak, Bursaspor nasıl şampiyon olduğunda şehrin değil, ülkenin, Anadolu'nun her yerinde timsah yürüyüşü yaparak Urfa'dan Trabzon'a, Erzurum'dan İzmir'e kadar her yerde kutlandıysa bu Bursaspor, Trakya'ya kadar şampiyonluğu. Demek ki Bursaspor sempatik bir takımmış ki insanlar da İstanbul'a baş kaldıran ve İstanbul'un 3 şampiyon takımını, 100 yıllık takımlarını geride bırakan Bursaspor'da kendi benliklerini buldular. Bursaspor yaptı, biz neden yapamayalım diye bir duygu oluştuysa,
ve Bursa Spor'da Trakya'nın her yerinde nasıl kutlandıysa, emin olun ki Bursa Spor'un taraftarları kent takımlarına sahip çıkmalılar. Yoksa televizyonun pompalamasıyla İstanbul takımlarını tutarak kimse bir şeye elde edemez. Benim bir lafım var, her zaman yazıyorum yazılarımda. Bakınız, televizyon ekranı bir cam değil mi? Camdan sevmeyin sevgili arkadaşlar. Candan sevin, candan. Çünkü candan evet. Sevdiğinizde o takım sizin liginize değilse ömür boyu ya da kupada eşleşemezsiniz. O takım sizin şehrinize ya senede 10 senede bir kere gelir Süper Lig'e çıkamadığınız sürece ya da senede evet. bir kere gelir. Anlatabiliyor muyum? Candan sevin. Camdan sevmenin kimseye faydası yok. Dokunabilmek için 15 günde bir kendi stadınızda o takımı izleyebilirseniz, pandemiden bahsetmiyorum, pandemi sonrası. Siz kendi takımınızı, kendi şehrinizin, kendi kentinizin, kasabanızın, ilçenizin takımı tutarsanız o takım kalkınır. Başka türlü o takımı hiçbir yere getiremezsiniz. İngiltere'de olduğu gibi lütfen takımlarınıza sahip çıkın diyorum. Benim son mesajım bu. Sevgili kardeşim, sana da çok teşekkür ediyorum. Beni konuk ettiğiniz için. Umarız bizi izleyenler zevk almıştır sohbetimizden. Ben öyle düşünüyorum. Benim için de keyifli bir yayın oldu abi. Ben de ekibime de teşekkür ediyorum bize konuk olduğun için. Ben tekrardan teşekkür ederim. Bursa Spor'a başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim kardeşim. Bizi izleyenlere selamlar, saygılar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet abi. Eyvallah, sağ ol. Evet, Serkan İtmişoğlu abimiz konuğumuzdu bugün. Bursa Spor'u konuştuk. Birinci Ligi konuştuk. Ve bugün de yayınımızın sonuna geldik. Başakşehir Trabzonspor Süper Kupa maçı başladığı için bugün yayınımızı 19.45'e çekmiştik. Ve yayınımızı bitirdik. Herkese teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ediyorum herkese.